Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda harika bir baharlık bluz çalışması yapmak istedim. Ben iplerimi genelde kilo ile alıyorum. Gene aynı yerde, kilo ile aldığım yerde bu iplere denk gelmiştim. Bir proje yaparım diye 6 yumak kadar aldım. Tül perde örülüyormuş. Ben de bir gün bu projeye çalışırım diye aldım. Fakat aynı zamanda bunlardan çok güzel kıyafetler de örülüyormuş. Kıyafeti görmedim. Ama tül perde hakkında bir fikrim var. Yalnız bir bluza denk geldim internette. Bu da benim çok çok sevdiğim bir model. Sadece bir fotoğrafını gördüm. Çok çok pahalı satılan satış sayfasında. Bunu örmek istedim ve bu iple de bu modelin çok güzel örtüştüğünü gördüm. Hemen bu şekilde değerlendirmek istedim. Yoksa aynı ip bulamazsanız, ki şimdi her yerde bu tül perde ipleri her yerde satılıyor. Bulamazsanız da şu Alize Diva'nın beyaz, elimde beyazı vardı. Bir deneyeyim bakayım nasıl oluyor dedim. Gayet güzel oldu. Bakın incecik. Bu ufak 34 beden bir bluz olacak. Ben bunun şu motiflerini daha büyük tutarak, şu içlerine sayı ekleyerek, yani biraz 1-2 ya da 1,5 sıra falan ekleyerek daha biraz daha büyük motifler yaparak bir örgü daha yapacağım bundan. Bu da herhalde yaza doğru olacak. Onu kendime yapacağım ama mutlaka onun da videosunu çekeceğim. Çünkü bu çok harika bir bluz. Hem bu şekilde hem daha büyük motiflerle yapılışını mutlaka görmeniz gerekiyor. Ben çok bayılıyorum bu modele ve hakkını vermek istiyorum. Hem ufak motiflerle hem daha büyük motiflerle, ikisine de çok farklı duruyor çünkü. Her ikisinde videosunu çekmek istiyorum ama bana kendimi öreceğimi yaza doğru yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir model çalışayım. Bu ufak bedenler için harika. 34, 36. Şimdi mankenlere ben giydiriyorum. Manken biliyorsunuz sıfır beden. Bedensiz oldukları için biraz daha büyük tutup en küçüğünü, yaptığım modelin en küçüğü 34 beden oluyor. Yani mankene bu bile büyük geliyor. Artık ona göre kestirip sizde bir öngörünüz olsun diye söylüyorum. Motifleri arttırarak, şöyle arttırarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu da gene bedenlere uygulanmak için size ile çok güzel oynayabileceğiniz ve sizi zorlamadan büyütebileceğiniz ya da küçültebileceğiniz bir model. Sadece motiflerle bir motif daha eklerseniz bir beden ya da İki motif eklerseniz bir buçuk beden daha büyüğünü örmüş olursunuz. Dediğim gibi hiç bunu büyütürken küçültürken zorlanmazsınız. Şimdi bu 14 motif oluyor tamamı. Bu 14 motifin 13 tanesini ördüm. Son bir tanesini videoda birlikte örelim. Tığımda şöyle göstereyim, 2 milim. 2 milim tığ kullanıyorum. Bu çok ince bir ip olduğu için, gerçekten çok çok ince bir ip. Tam tül perde için. O yüzden ben bunu çift kat, İki yumağı bir araya getirdim ve çift kat yaptım. Çift kat öreceğim. Hemen bir kilit yaparak başlıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İlk başladığım zincire bağlıyorum. Bir zincir çekip hemen içine 16 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hemen ilk sık iğnenin içerisine bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzan. Bir zincir doluyorum. Gene yanındakine. 16 trabzan yapıyorum. 16 trabzan. Aralarına da birer zincir. Son zinciri de yapıp ilk trabzana bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Şimdi şu araya iki sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. İki kere doluyorum. Şimdi köşeleri oluşturacağız. Hemen yanındaki boşluğa iki kereden sonra bekletiyorum. Bir kere daha doluyorum, iki kere. Bir, iki. Şimdi hepsini birden alıyorum. Araya bir. Şimdi şu topladığımızda ben zincir olarak sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki kere doluyorum. Gene aynı yere. İki kere bekletiyorum. İki kere dolayıp tekrar bir, iki, sonra hepsini birden topluyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen yanındaki boşluğa. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yanındakine. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yanındakine. Bir, iki, üç, dört zincir. İki kere doluyorum. Şimdi yine bir köşe. Şurada yaptığımı aynısını burada yapıyorum ve köşeleri oluşturuyorum. Motifin tamamı bu kadar. Yalnız bu motif son motif olduğu için artık birleşecek hepsi. Ben şunu göstermek için burayı örmüştüm. Tekrar söküyorum. Şuraları göstermek amaçlı. Zaten çok fazla bir detayı yok. Köşeyi, şu dört tane zincir çektiğim yeri iki zincir. Araya iki zincir çekiyorum. Geliyorum. Hemen ortadan köşeye batıyorum. Bir, iki zincir. İki kere doluyorum. Şunun aynısını aynı yere örüyorum. Köşe. Topluyorum. Şimdi şurayı köşeye çıkış dört zinciri örüyorum. Yalnız ikisini örüyorum. Geliyorum. Araya batıyorum. Bir, iki. Gene yanındaki boşluğa bağlıyorum. İki zincir. Karşılığına
İki zincir. Tam karşısına boşluğa. İki zincir. Karşısına. Yine karşısına bağlıyorum. İki zincir. Şimdi yine köşeye çıkış şu dört trabzana sık iğnenin ortasına iki zincir. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bekliyoruz. Bir, iki ve hepsini birden topluyoruz. Birleştirdik. Köşeyi, köşeye çıkış olan boşluğu, iki tane boşluk ve tekrar köşeye çıkış boşluğu hepsini birbirine birleştirdik. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 çekiyoruz aradakileri. Bir tane daha. Şimdi gene köşeye çıkıyoruz. 2, 3, 4. İki kere doluyorum. Yanındaki boşluğa tekrar topluyorum. 1, 2. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer tarafı. Ekliyoruz ve bir yuvarlak oluşturuyoruz. Roba. Boşluğa batıyorum. 1, 2. İki kere doluyorum. Köşenin diğer trabzanlarını örüyorum. İki kere de çıkıyorum ve topluyorum. 1, 2. Şimdi şu köşeye çıkış 4 zincirin ortasına boşluğuna batıyorum. 1, 2. Hemen karşılığına boşluğa bağlıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2. Karşılığına gene 2 zincir. Karşılığına 1, 2. Ve şimdi 2 kere dolayıp köşeyi oluşturuyoruz. Bekletiyorum. Topluyorum. Şu köşeyi birleştireceğiz. İki zincir ve köşeye bağlıyorum. Diğer köşe trabzanlarını örüyorum. Bir, iki ve topluyorum. Bir, iki, 3, 4. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki boşluğa diğer 5 diye de yapıyoruz. 3, 4, 5. Başladığımız noktaya bağlıyoruz. Motif bu şekilde. Eklemesi de bu şekilde ve 14 tane motif var robasında. Ama dediğim gibi bu 34 beden bir bluz. Motifleri arttırarak yani omuzunuzda ölçersiniz. Dekolteli yani omuz dekolteli olmasını isterseniz bir iki motif daha eklersiniz.
ya da yakanızda durmasını istersiniz. Zaten ben bunu mankenin üzerinde nasıl durduğunu göstereceğim görselinde. Herhangi bir motifin hemen şu ek yerinin yanındaki ilk boşluğa, şurası ek yeri, ilk boşluğa hemen ipi bağlayalım. Bir daha sıkılayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 trabzan için 4 tanesi, bir tanesi de aradaki boşluk için 5 zincir. 2 kere doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa. 1, 2, 3. Bundan sonra model hep bu şekilde üçlü trabzanlarla örülecek. 1, 2 zincir çekiyorum araya. 2 kere doluyorum ve aynı yere. 1, 2, 3. Bir trabzan, bir V örüyoruz. Örnek bu şekilde devam ediyor. Arada bir zincir, 2 kere doluyorum. Her boşluğa batıyoruz. Şimdi bir trabzan, 2, 3. Bir zincir. Hemen yanına. 1, 2, 3. 2 zincir. V'lerin içi 2 zincir. Aralar tek zincir. Doluyorum. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3. Bir zincir. Trabzan. Bir zincir. Mümkün olduğu kadar bol bol örün. Geniş geniş örün. Çok sıkı örmeyin. Güzel durmuyor çünkü. Eğer çok sıkıysa eliniz, 2 numara kullanmayın. 2,5, 3 falan kullanın ki gevşek bir örgü olsun. Şimdi trabzan ve trabzan ve trabzan ve gene hemen yanındaki boşluğa 1, 2, 3, 2 zincir. V'lerin arası hep 2 zincir. 1, 2, 3. Her motife 1, 2, 3 V mutlaka gelecek. 1, 2, 3 trabzan mutlaka denk gelecek. Hiç atlamayın. Şu araları, bütün boşluklara, şu köşe boşluğuna, aradaki boşluklara ve tekrar şu köşe boşluklarını hiç atlamayın. Mutlaka her motife 3 trabzan ve 3 V düşmesi gerekiyor. Şu boşlukların hiçbirisini atlamayın. Örgünüz daralır. Sadece batacağınız yerler zaten çok belli. Sadece boşluklar. Bu şekilde örerek sırayı tamamlıyorum ve aynı sırayı 2 kere daha tekrarlıyorum. Bu sıradan 3 sıra alıyor. 1, 2, 3 sıra örmüş olacağım. 3 sıra ördüm. Başladığım yere sıranın başına bağladım sırayı. Şimdi 3 sıradan sonra diğer sıraya başlıyoruz. 2, 3, 4 trabzan için bir tane de şu aradaki için bir zincir. 5 tane oluyor. 2 kere doluyorum. Şimdi bu V'ler artıyor. Bir kere daha batıyorum. Şimdi 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere. 1 zincir. Şu trabzanın üzerine gene trabzanın tepesine batıyoruz.
bir zincir. V'nin içine. İki trabzan. Bir, iki zincir. Yine aynı yere. Bir, iki trabzan. Bu seferki sıra bu şekilde. Ve bu sırada 4 kere tekrarlayacağız. Bu sırayı örerken, bu 4 sırayı örerken burada kol için yeterli uzunluğa geldiğinde zaten 4 sıra bitmeden 4 sırayı tamamlamadan sanırım kol için şu 1, 2, 3 motif üzerinden. Şöyle. Kol yeri ayıracağız. Her iki taraftan. 3 motif. 1, 2, 3 motif. Ve arada kalan 1, 2, 3, 4 motif de beden için. Hem önde hem arka için 4 motif üzerinden beden örüyoruz. 3 motif üzerinden de şuradaki trabzandan arkadaki trabzana denk getireceğiz. Ve bu tarafa ve bu tarafa 2 tane kol payı bırakacağız. Ortadaki 4 trabzan üzerinden bedeni örmeye, gene yuvarlak örmeye devam edeceğiz. Şimdi şuradaki 4 sırayı şuradaki gibi örerken yeterli uzunluğa geldiğinde 4 sıra bitmeden sanırım kol için gelen olan mesafeye ulaşacağız. Ama 3. sırada, 2. sırada hangi sırada ulaşırsak ben hemen gene bu buradaki bağlantıyı şuradaki vereceğimiz kol payını tekrar göstereceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Ancak bu 4. sıra sonunda aslında şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3 sıra tek tek battık. Sonra 2, 2 battık. 4 sıra, 7 sıra. 7 sıranın bitiminde ancak koltuk altı rahat rahat birleşir hale geldi. Yani şu açıklık koltuk altı için yetti. Şöyle olacak. Ve kolu oluşturacak. Yani arada 1, 2, 3. Şurada ek yerine gelen trabzanın hemen öncesi ve de başlangıçtaki ek yerindeki tekli trabzan. Arada 3 motif var. Şimdi şuradan artarak gidiyor model. Şimdi 3 kere 3 bir zincir, 3 trabzan ördüm. Bundan sonra da sanırım bir 3 sıra daha aynı sıradan öreceğim. Şuralardan artarak gidiyor. Daha sonra 4 olacak, 5 olacak. O şekilde büyüyecek. Şimdi ben sıra başından itibaren 3'er 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan batarak şuradaki kesim yerine kadar geldim. Birleştireceğim yeri alıyorum. Şöyle. Kolu bu şekilde bir görelim. Nereye öreceğimizi, nereden devam edeceğimizi bir görelim. Şuradaki trabzana, şuraya batmıyoruz. Bir önceki dolgu trabzanlara eklerken başladığımız şuradaki zincir trabzana bu şekilde sırayı bağlıyorum. Kol. Şimdi zaten bir sırasını örmüştüm. Aynen bedeni nasıl örüyorsa 5 zincir şimdi artık 3'er 3'er batıyoruz.
Gene 2 zincir. Bir tane daha. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Gene ortaya. 3 trabzan. Bir zincir, 3 trabzan. Buradaki gibi kolu örmeye devam edeceğim. Aralardaki artışları da artık bundan sonra bir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi sıra sayısı hiç değişmeden, eksiltmeden, arttırmadan, arttırma sadece buralarda olacak. İlmek sayılarını hiç oynamıyoruz. Yani şu desenler sabit kalıyor. Arada 9 desen olması gerekiyor. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desen üzerinden desenler sabit kalacak. Sadece şuralardaki artışlarla kolu istediğim uzunluğa kadar öreceğim. Şuralara kadar düşürmeyeceğim. Çünkü bu örgü olduğu için biraz ütü yediği zaman 2 santim, en az 2 santim daha uzar. O yüzden şöyle biraz kısa bırakalım örgüyü. O kendi dökümünü yapar zaten elin üzerine doğru. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İsterseniz kısa da bırakabilirsiniz. Şuraya birkaç sıra örüp kısa kol da bırakabilirsiniz. Dirseğe kadar da hani fakir kol dedikleri modeli de örebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben baharlı, kollu, güzel bir bluz yapmak istedim. Örgü hemen hemen bitti. Şurada oyası var. Ufak bir kısmı örmedim. Onu göstereceğim birazdan. Basit bir model olduğu için, örmesi çok kolay bir model olduğu için bir kolda göstermiştim zaten. Nasıl birbirine tutturup örmeye devam ediyoruz basit bir şekilde. Aynı şekilde diğer kolu ve bedeni de o şekilde ördüm. Onun dışında modelde yapacağımız bir arttırma sadece trabzanlarda vardı. Yani model genişlemesi vardı sadece. Onun dışında herhangi bir eksilme, arttırma olmadığı için çok kolay, çok basit ilerleyen bir model oldu. Şunlardan biraz bahsedeyim, artış sıralarından. Şöyle. Bir, iki, üç sıra, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ördük. Sonra bir, iki, üç, dört sıra, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan ördük. Sonra bir, iki, üç, dört, beş sıra, üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Son bir sırada 5 trabzanlı yaptım. Bu beden ama bu benim ördüğüm ölçü. Tabii bir de 34 beden bu. Yani ölçüyü kendinize göre ya da kim giyecekse onun ölçüsüne göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bunu tunik de yapabilirsiniz. Bir sürü model çıkartabilirsiniz. Bu sadece fikir vermek açısından yaptığım 34 beden bir model. Motif sayısını arttırabilirsiniz adedini. Bu 14 motif üzerinden örüldü. 16 yapabilirsiniz, 18 yapabilirsiniz bedene göre. Ya da motifleri biraz daha birkaç sıra ilave edip bir düz bir sık iğne sırası bir de trabzanlı bir sıra ilave ederseniz 1,5 sıra yapar. Bu da güzel bir genişlik sağlar. Motifleri de büyüterek bunu bluzu büyütebilirsiniz. Yani her şekilde çalışılabilecek basit bir model. Şimdi koldan da anlatayım. Şöyle. Gene bedende olduğu gibi 1 2 3 sıra. 1 2 3 4 sıra. 1 2 3 4 5 sırada üçlü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra dörtlü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada beşli. Yani 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan. Kolu da bu şekilde çalıştım. Dediğim gibi bu fikir vermek açısından ufak bir model. Bunu alın. İsterseniz kolsuz yapın, yarım kollu yapın. İsterseniz daha kısa kollu yapın.
Nasıl örerseniz, canınız nasıl istiyorsa, zevkinize göre örün. Bu baharlık olacağı için ben uzun kollu olmasını tercih ettim. Güzel, romantik bir model. Gerçekten çok hoş. Şurada ufak bir oyası var. Onu da hemen göstereyim. Her boşluğa batıyoruz. Şöyle her boşluğa, şuradaki gördüğümüz bütün boşluklara batıyoruz. Bu kordonu şu boşluklara batarak örüyoruz. Bir sık iğne, iki zincir, aynı yere bir, iki sık iğne daha. Diğer boşluğa bir sık iğne, iki zincir, aynı yere iki sık iğne daha. Gayet basit. Şu kordonu şaşırtmasın sizi. Şöyle boşluğa bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne daha aynı yere. Diğer boşluğa bir sık iğne, iki zincir, aynı yere iki sık iğne daha. Bir sık iğne, iki zincir, aynı boşluğa iki sık iğne. Bu şekilde tamamlıyorum. Bir de şöyle bir kordon. Bu kısmı daha geniş de yapabilirsiniz. Ben omuz dekolteli yaptım. Daha kapalı yapabilirsiniz. Şuradan büzerseniz yakası oturuyor boyuna ve omuzlar kapanıyor. İsterseniz açtığınız zaman da omuzlar açıkta kalıyor. Ufak bir omuz dekoltesi oluyor. Gayet güzel. İstediğiniz gibi kullanabileceğiniz, uzatabileceğiniz, küçültebileceğiniz, yaparken de hiç zorlanmayacağınız bir model. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.